Herkese merhabalar. Bugünkü incelememde Ducky 1-2 Mini var. Gerçekten müthiş bir klavye olduğunu söyleyebilirim. %61 boyutumuz var. Hani bu %60 boyutlarda F tuşları olmuyor, işte yön tuşları olmuyor. Ama ona nazaran bütün üzerinde kombinasyonlar mevcut. Yani herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Sadece oyun odaklı bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz bir videoya geçip detaylıca inceleyelim. Hani şimdi bunun boyutuna hiç aldanmayın. Hani hafif gibi duruyor ama gerçekten ağır bir klavye. Bende Razer Huntsman Tournament Edition'da var. O bunun yanında gerçekten çok hafif duruyor. Hani yapı kalitesi o kadar iyi ki kolay kolay hareket etmiyor. Çok da sağlam bir kasa yapmışlar açıkçası. Alt tarafa baktığımızda 2 adet kademesi mevcut. Bu kademeler yükseltmeye yarıyor. Birincisi yarım yükseltiyor, ikincisi ise tam yükseltiyor. Bu zaten sizin kendi kullanımınıza bağlı olarak kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi bu klavyede Cherry MX RGB Red switchler var. Zaten Cherry markasını bilirsiniz. Dünyada en tanınmış switch markalarından. Red switch ise diner bir switchtir. Daha az seslidir. Kutu içeriğimizden bu gördüğünüz renkli keycaps'ler falan çıkıyor ve bir de keycaps çıkarıcı var. Yani güzel, istediğiniz gibi kozmetik yaratabiliyorsunuz. Bu güzel bir seçenek olmuş. Şimdi bu klavyenin çok büyük bir eksiği var arkadaşlar. Yazılımı yok. Şimdi yazılımın olmaması bence çok kötü bir olay. O kadar para veriyorsunuz. İnsan RGB'leri istediği gibi ayarlamak ister. Tamam, klavyenin üzerinden ayarlayabiliyorsunuz ama zor bence, yani birazdan göstereceğim. İşte mesela ben yön tuşları yapmak istiyorum diyelim. Yani mesela orada gördüğüm harflere yön tuşu yapmak istiyorum diyelim. Bunları yazılımla yapabilirim. Hani yazılımın olmaması çok büyük bir eksiklik yani. Bir diğer eksiği ise bu kablosu. Android telefon kablosu gibi yapmışlar. Hani böyle kumaş renkli bir kablo yapsalarmış daha şık dururmuş. Şimdi gelelim klavyenin kısa yol tuşlarına. Şimdi bir ton kısa yol tuşları var açıkçası. Öncelikle RGB modunu gösteriyorum. Fn alt artı T yaptığınız zaman RGB modları değişiyor. Hani birkaç tane mod var böyle. Artık kafanıza göre seçersiniz. Şimdi düz renge geldiğimiz zaman, hani klavyeni düz renk istiyorsanız bu şekilde ayarlıyorsunuz. Fn alta basıyorsunuz. Burada Z, X ve C tuşunda renkler çıkıyor. Ona göre ayarlıyorsunuz. Hani bu biraz daha zor. Ama bunun bir diğer yöntemi ise şu şekilde. Fn alt yapıp boşluğa basıyorsunuz. Bütün renkleri görüyorsunuz. Herhangi bir renge basıyorsunuz, ona dönüşüyor. Mesela en sağda beyaz var. Mesela ona bastım. Beyaza dönüştü. Şimdi de kırmızıya dönüştü. Hangisine basarsam, hangi rengi istiyorsam ona dönüşüyor klavyenin rengi. Şimdi burada zaten kısa yol tuşlarını rahatça görebiliyorsunuz. En aşağı kısımda ses açma kapama var mesela. İşte page down ve page up, işte yön tuşları I, J, K ve L harfinde falan. Hani hepsi yazıyor keycaps'leri değiştirmezseniz. Mesela bunlar yön tuşları. Hani Fn'e basıp bu yön tuşları olarak kullanabiliyoruz. Bunları aktive etmek için öncelikle Fn'e basmanız gerekiyor. Bunlar da ses açma kapama tuşları mesela. İşte Fn1, Fn2 yaptığınız zaman da F1, F2 gibi oluyor. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi Razer Huntsman'dan yan yana koyduğum zaman boyut farkını çok rahatça anlayabiliyorsunuz. Bu RGB'sinin iyi göründüğüne bakmayın. Huntsman RGB'leri normalde kötü bence. Pudding keycaps'lerle böyle duruyor. Ducky'nin RGB'leri daha güçlü. Şimdi burada Pudding'leri Ducky'ye taktığım zaman ne kadar şık, ne kadar güçlü durduğunu görüyorsunuz RGB'nin.
Klavyenin stabilizerleri ise gerçekten çok iyi. Herhangi böyle rahatsız edici bir oynama yok. Bu klavyeyi satın almak için Connect Game üzerinden satın alabilirsiniz. Connect Game'den satın alırsanız 2 yıl Türkiye resmi distribütörü Connect Game tarafından garantili şekilde satın almış olursunuz. Hem siyah seçeneğimiz var hem de beyaz seçeneğimiz var. 1400 lirada fiyatımız var. Gayet güzel, kaliteli bir ürün.